Ekonomiden sorumlu eş genel başkan yardımcısı. Garopaylan, merhaba. Merhabalar, merhabalar. Gördüğümüz manzara, biz ekranlarda tabii izliyoruz, oradan gelen görüntüleri izliyoruz. Hiç iç açıcı değil. Sizin izlenimlerinizi almak istiyoruz. Gezdiğiniz, gördüğünüz yerlerdeki sorunları bizle paylaşırsanız seviniriz. Tabii. Ya Maraş, Pazarcık'tayız. Pazarcık biliyorsunuz depremin merkezi. Yani ve insanlar büyük bir yıkım yaşadılar ve büyük bir travma yaşadılar. Buradaki evlerin ciddi bölümü iki katlı olduğu için çok büyük bir kayıp yok burada, insan kaybı. Bir de Pazarcık nüfusunun %80'i Avrupa'da yaşıyor. Yazın buraya geliyor. O açıdan 150'nin üzerinde kayıp var Pazarcık'ın merkezinde. Bu binlerce tabii ki olabilirdi. Ama Pazarcık'ta sağlam ev yok. Yani insanlar hem yaşadıkları travma yüzünden hem de evlerin ağır hasarlı olması yüzünden evlerde barınamıyorlar. Çadırlar kurmaya çalışıyorlar ama çadırlar son derece yetersiz. Arkamda birkaç çadır bir arada kurulmuş görüyorsunuz ama yüzlerce yurttaşımız çadır bekliyor. O çadırlarda olmadığı için, bakın size şurada göstereceğim arkamda, yurttaşlarımız eşyasını kamyonete yüklüyor ve ilçeyi terk ediyor. Şu anda bu evden işte eşyalarını çıkarıyor yurttaşlarımız. Eşyalarını kamyonete, bir araca yüklüyorlar ve ilçeyi terk ediyorlar şu anda. Çünkü evlerin hiçbirisi barınılabilecek durumda değil. Yeterli çadır olmadığı için de ilçeler terk ediliyor ve buralar hayalet şehirlere dönüşüyor. Özellikle benim gördüğüm, biz Adıyaman'ı gezdik. Adıyaman bir hayalet şehre dönüşmüş durumda. Hatay bir hayalet şehre dönüştü. Maraş'ın merkezi çok kötü bir durumda. Orası da bir hayalet şehre dönüşüyor. Pazarcık'ta da benzer bir durum var. Yurttaşlarımızı burada yaşayabilecek konuda bırakmıyoruz ve bence iktidarın politikası bırakalım gitsinler, onlara masraf yapmayalım diye bakıyorlar. Oysa şu ana kadar onlara çadır sağlayabilmiş olmalıydık, sobalarını yakar durumda olmalıydık. Onları burada barındırabilecek durumda olmalıydık ama maalesef bu durum yok. Pazarcık'ta arama kurtarma çalışmaları sona ermiş durumda. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor ama gördüğümüz kadar bu şehrin tamamı enkaz. Yani neredeyse tamamının yıkılıp yeniden yapılması lazım. Arkamda görüyorsunuz çok katlı bina imarları var. İki katlı binalar yerinde, 6 kat, 8 kat, 10 katlı binalar var. Ve bu binaların tamamı ağır hasarlı. Hiçbirisi girilebilecek durumda değil. Ya düşünün, depremin merkezi olacak yere 8 kat, 10 katlı imarlar verilmiş. Bu da bir cinayet. Yani Maraş'ta da gördüğümüz durum bu. Adıyaman'da da, Hatay'da da en çok ölümler yüksek katlı binalarda oldu. Bu arkamda gördüğümüz iki katlı binalarda evet hasar gördü, oturulamayacak durum ama ölüm yok en azından. İşte depremin merkezinde olması gereken binalar bunlar. İki katlı binalar. Bunlar 50 yıl yaşında, 70 yaşında binalar ama yıkılmadılar. Ama 8 katlı, 10 katlı binalar yıkıldı. Burada da çok sayıda bina yıkıldı. Ve her bir binadan 80 ölü, 100 ölü çıktı. Depremin merkezlerinde yüksek katlı binalar yapılmaz. Mesela gidin Los Angeles'a, 2 katlıdır bütün binalar. Evet. Çünkü deprem orada bekleniyor. Yani bu açıdan bu fay hatlarının olduğu yerlerde yüksek katlı binalar tamamen yasaklanmalı. Ya da çok özel, böyle fore kazıklı, çok özel standartlarda yapılmalı. Yönetmeliğe uygun. İstanbul'da elbette İstanbul'da deprem bekliyor ve İstanbul'da çok sayıda yüksek bina var maalesef. Ve o binaların tamamı etüpten geçirilmeli. 2018 imar affında ben başta bütün arkadaşlarım buna karşı çıktık. Bütün bu binaları incelemeliyiz dedik ama buna karşı çıktılar ve bu yasayı geçirdiler. Şimdi yapmamız gereken meclis olarak, millet olarak el birliğiyle bütün bu binalarımızı tetkik edecek bir yasal düzenleme yapmak ve yeni depremlere dayanamayacak binaların hepsini güçlendirmek ya da yeniden yapmaktır. Aksi takdirde tabut evlerde yaşadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız maalesef. Evet, anlattığınız gibi olayın vahameti çok büyük. Hani sağ kurtulmuşlar fakat oturacak ev kalmamış. Yani yok, hasar görmemiş bina yok. Burada yani bütün kentlerin herhalde yeniden kurulması gerekecek. Kesinlikle, bakın burada mesela Adıyaman artık bir hayalet şehir. Adıyaman'da ne altyapı kalmış, ne elektrik, ne su kalmış. Hatay aynı şekilde ve Maraş aynı şekilde. Bu şehirlerin mutlaka yeni baştan ele alınması lazım. Yeni bir planlamayla ele alınması lazım. Ve gerçekten bakın bu 8 katlı, 10 katlı imar çılgınlığına, bu rüşvet çarklarına, rant çarklarına son vermemiz gerekir. Bu deprem bölgelerinde Los Angeles'ta olduğu gibi, şu arkamda gördüğünüz geleneksel evlerde olduğu gibi 2 katlı imarlar olmalı ve diğer artan imarlar diğer yerlere aktarılmalı.
böyle 8 katlı, 10 katlı imar çılgınlıklarına, imar cinayetlerine son verilmelidir. Evet, Garopaylan, şimdi tabii siz oralarda bir mücadele veriyorsunuz, olay yerindesiniz, takip ediyorsunuz. İktidar Partisi temsilcileri de oralarda. Bir de bir söylenti Yok, çıktı hayır, bu arada. Biz onları görmüyoruz. Onlar çoklar mı şu anda? Ya onlar insan içine çıkamıyorlar. Yalnızca korunaklı alanlarda. Evet, çok tepki gördüler. Açıkçası polis koruması altında yalnızca 10 dakika gözüküyorlar, kameralara görüntü veriyorlar ve kayboluyorlar. Oysa biz bir haftadır gece gündüz arkadaşlarımızla birlikte sahadayız. Evet. Halkımızın yanındayız. O zaman bir tepkilere bir göz atalım. Financial Times'ta bir haber var. Arkadaşlar ekrana getirebilir miyiz Financial Times'ın şeyini, başlığını? Diyor ki gazete, Erdoğan çok tepki görüyor, Erdoğan ağır eleştiri alıyor diyor. Gazetenin Türkiye muhabirinin yazdığı şeyde, Erdoğan'a eski sözleri hatırlatılıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan çok sayıda şehir ve ülkede hasara neden olan depremin 1930'daki depremden daha büyük olduğu şey yapılıyor. Haberde Türkiye'de seçmen Mayıs ayında sandığa gidecek ve bu seçim 20 yıldır iktidarda olan Erdoğan'ın en zor seçimi olacağı tahmin ediliyor diyor. Erdoğan'a destek, Erdoğan'ın gelenek dışı ekonomik politikalarıyla birlikte artan yüksek yaşam maliyetiyle düşmüştü. Muhalefet de henüz karşısına çıkacak bir aday belirlemedi ifadeleriyle son buluyor. Yani çok ağır eleştiri altında olduğunu söylüyor. Ama bir taraftan niçin da olduğunu... Bülent Arıç'ın açıkladığı bir söz var. Partinizin bu konuda hiç fırsatınız oldu mu? Telefonda da olsa birbirinizle partinizin bir görüşü var mı bu konuda? Bizim önceliğimiz insanları enkaz altından çıkarmak şu anda ve onlara yaşam sağlamak. Bu açıdan bu konuyu istişare henüz edemedik. Ama şunu söyleyebilirim. İnsanlar yaşadığı, vatandaş olduğu devlete güvenmek ister. Ne için? İyi günde yanında olduğunu ve kötü günde yanında olduğunu görmek ister. Ama devlet burada da sınıfta kaldı. 72 saat boyunca burada enkaz altında yurttaşlarımız beni kurtarın, beni kurtarın diye bağırdığı halde yakınları büyük bir travma yaşadılar ve onlar kurtarılmadılar, ölüme terk edildiler ve hayatta kalanlar da açıkta bırakıldılar, soğukta bırakıldılar. Bakın burada geceleri -15 dereceye vuruyor. -15 derecede bir insanın hayatta kalması mümkün değildir ve buradan göç ettiler. Bu anlamda büyük bir güven bunalımı var ve iktidar bu güven testini maalesef kaybetmiştir. Keşke başarılı olsalardı, biz onları alkışlasaydık ama güven testini kaybetti. Niye? Çünkü her şeyi merkezileştirdi. AFAD 3 gün boyunca talimat bekledi. Oysa yerel yönetimler yetki olsaydı, yerel yönetimlerde bütçe güç olsaydı, yerel yönetimlerin kurtarma ekipleri ve ekipmanları olsaydı yurttaşlarımız 24 saat içinde kurtarılabilirdi. İşte merkeziyetçi yapının öldürdüğünü de gördük. Evet. Merkeziyetçi yapı öldürür. Yerel yönetimlerde eğer irade olsa, güç olsa orada hayat devam eder. Bakın bizim belediyelerimizin neredeyse tamamına kayyum atandı. Ama iki tane belediyemiz var. Çınar Belediyesi ve Silopi Belediyesi. Bu iki belediyenin yaptıklarını gördüğümde bizim Diyarbakır, Van, Mardin Büyükşehir belediyelerimiz bizde olsaydı, diğer belediyelerimize kayyum atanmamış olsaydı neler yapabileceğimizi hayal bile edemiyorum. Çünkü iki belediyemiz şu anda 10 bin kişiye yemek çıkarıyor, erzak çıkarıyor. Burada afet çok büyük ama dayanışma da çok büyük. Bundan dolayı da gurur duyuyorum. Emin olun HDP'li arkadaşlarımız diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte halkımıza gıda sağlıyorlar, yemek sağlıyorlar, çadır sağlıyorlar. Ve bu anlamda devlet kamu gücü olmadan, bütçe olmadan biz bunları yapıyoruz. Bir de düşünün ki bu yetki yerelde olsa, evet, belediyelerimiz olsa, sivil toplum kuruluşları özgür olsa çok daha fazla halkımızın yanında olabilirdik. İşte merkeziyetçi yapının öldürdüğünü, yurttaşımızı güvensiz bıraktığını bir kez daha görmüş olduk. Çok çok teşekkürler Garopaylan. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyoruz. Bizimle paylaştığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Dayanışmayı büyütelim. Yani afet çok büyük. Lütfen dayanışma da çok, çok büyük önemli olsun. Bu. Çok önemli bu. Sağ olun. Çok önemli. Teşekkürler. Evet, Garopaylan'a çok teşekkür ediyoruz. Tabii